sana çalış demesin. Artık annen sana çalış demesin kardeş ya. Ya üniversite adayı bir adama çalış denir mi ya? Hadi ilkokuldayken neyse abi tamam ya. Hadi ortaokulda abi artık 10. sınıfsın ya. Lan dayılanıyorsun her şeye ben artık büyüdüm bilmem ne falan. Abi işte sana dedi çalış. Sen Paso televizyonun karşısındaydın. Ben kızdım ben. Benim iki kızım var. Kızdım. Konuşmadım bile. Çalışın dedim. Şimdi bana diyor ki sen haklıymışsın. Küçük kızım 28 yaşında. Daha böyle pozitif bilimlerle ilgili bir şey yap. Yok ben onu sanmıyorum. Şimdi istiyor musun? Hayır. 28. Yok, iki neden yok. Ay var. Kalk lan ya. Adını bağırarak söyle bakayım. Ne? Furkan. Furkan. Abi bir dakika dur. Tamam demişler, biz sizi 20 yapabiliriz. Ama demiş bir şartım var. Beni 20 yapın ama aklım 90'da kalsın ki. Yeterli bir cevap mı? Sınav günü. Erken git. Yanında su götür. Suyu hemen içme. Etiketini çöz, yanında içeriye al. Kapat kendini. Kepenkleri indir. Nefes al, soru çöz. Nefes al, soru çöz. Nefes al, soru çöz. Nefes al, soru çöz. Ben orada olacağım tepende. Aklında kalayım. Bir gözetmen vardı, topuklu ayakkabıları vardı. Tak 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 böyle yürüyor. Tak 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 böyle bir tık atıp dal. Sana ne ulan onun tık takından tak takından sen niye duyuyorsun ki bunu? Çok güneşli bir yere varmışlar beni. Güneşten yandım. Sen orada İnsani duyguları filanı falan olan biri değilsin. Sen orada bir makinesin. Nefes al, soru çöz. Nefes al, soru çöz. İşte sınavdan iki gün önce ders çalışmayı bırakın demek 3000 yıldır söylenen bir şey. Ama insanın hayatını ilgilendiren bir sınavda sınavdan 3 gün önce, 5 gün önce ders çalışmayı bırakmak doğru bir şey değil. Sınav ne gün? Cumartesi günü. Cuma günü öğlen bırakılabilir ders çalışmak. Çünkü bu sınav bizim için çok önemli. Bir sürü adam girecek bu sınava. Yanlış mı düşünüyorum? Dolayısıyla yani belki işte cuma öğleden sonra bir rahatlamak. Çıkayım arkadaşlarla. Yok. Yani yapma. Çıkma arkadaşlarla falan. Çünkü arkadaşlarla bir araya gelince gene sınav konuşmayacak mısın? Çıkma. Evinde kal. Uyumaya çalış erkenden. Dinlendir kafanı. Çünkü ihtiyacın olacak ona. Sabah abur cubur yapma. Vakitli git. Erken git. Çıkma erken. Zaten yasak var çıkmana. Ama yapamıyorum, yapamıyorum. Yapma bunları. Tek sınav da değil ki bunun. Cumartesi var, pazarı var, haftaya bir daha var. Dolayısıyla bugüne kadar nasıl çalıştıysan öyle çalış. Değiştirme. Atasözü ne diyor? At değiştirilmez diyor. Dere geçerken. Nasıl geldiysen öyle devam. Başka ne yap? Vallahi işte bak bugün itibariyle bir aydan fazla bir zaman var. Bir ay gibi düşünsek. Bayağı uzun bir zaman bu yani. Bu zamanda çok şey yapılır. Çalış abi. Çalış. Çok sihirli. Senin istediğin gibi bir şey söyleyeyim. Tek kelimelik. Sihirli bir formül sınavı kazanmak için. Çalış. Bunu bilmeyen yok ki zaten. Herkes biliyor. İnsanlar bu zorlarına geldiği için başka şeyler arıyorlar. Acaba başka bir şey yaparak hani böyle hop yakalayabilir miyim? Yok öyle bir şey. Emek vermeden hiçbir şey olmuyor. Sizin işinizde de öyle değil mi? Emek vermeden oluyor mu abi? Açıya ayarlayacaksın bilmem neye ayarlayacaksın falan filan. Bu da öyle bir şey. Yani sınavı algılama şeklimiz çok önemli. Sınav bir iş. Gireceğiz, yapacağız, çıkacağız. Sınav bir iştir. Ona göre tedbir alacağız. Bilmem anlatabildim. Bir sene sonra, iki sene sonra, üç sene sonra sorumluluklar artmaya başlar. Kaçacak yer de yoktur. Onun için benim ülkemin çocuklarının çabuk büyümesi gerekir. Sebep? Kalabalıklar.
İki senen var sınava. Sınav tam köşe. Böyle yuvarlak köşede değil. Burası gibi. Keskin.